Akait eserlerindeki meselelerden bir tanesi gençler. Kahinlere gitme meselesidir. Kahinlerin söyledikleri sözlere itibar etme küfürdür diye imamların çoğunluğunun neyi vardır? Fetvaları vardır. Akait eserlerine geçmiştir bu durum. Meselenin tabii iyi anlaşılabilmesi için bazı yönlerini iyi kavramak lazım. Çünkü her ne kadar kehanet, kahin, işte gaybden haber verenler gibi tanımlamalar yapılmış olsa da bu kelime üzerinden eğer bazı yönlerine bizler izahat getirmezsek her gelecekten haber veren kahin konumuna düşmüş olur. Anlatabildim mi? Bu sefer hata yapmış olursunuz. Onun için bunların bazı yönlerinin ne yapmak lazım? Ayrımını yapmak lazım. Bu meselenin iyi anlaşılabilmesi için birincisi kehanetin ne olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ulemaların bu fetvayı verirken dayandıkları hadiste kastedilmek istenen manalarını çok iyi anlamak lazım. Kehanetle ne kastediliyor? Kehanetler neler kehanete girer, neler girmez? Veya niye kehanet tarzı bir ifade kullanılmış? İkincisi, gayb denilen mevzudur. İslam'daki en çetrefilli meselelerden bir tanesi de gençler, gayb meselesidir. Bununla alakalı da bildiğim kadarıyla geçmişte gerçi çok sohbetlerimiz oldu da YouTube'da da zannımca eğer yanlış hatırlamıyorsam videolar vardı. Oradan da detaylarına bakarsınız, dinlersiniz. Normalde bize göre gayb bunlar bizim kendi izahatlarımızdır. İki türlüdür. Birisi mutlak gayiptir. Allah Azze ve Celle'nin zatının haricinde yani zatını kasteder mutlak gayb. İkincisi ise bilinebilir gayb. Bilinebilir gaybın içerisinde de aklınıza gelebilecek her türlü şey bize göre gayb değildir. Yani İslam alimleriyle bu manada farklı beyanatlarımız var. İslam alimleri de gayb iki türlüdür diyorlar. Mutlak gayb yani bilinmeyen gayb. Efendim ve bilinir gayb. Onlar da aynı şekilde ikiye ayırmışlar ama onlar bilinemez dedikleri gayb diye tanımladıkları kısımlar bizim işte bilinebilir dediğimiz gaybların içerisine dahildir. Anlatabildim mi? Ondan dolayı diyoruz yani farklılık arz ediyor diye. Çünkü onların mutlak gayb dediği bilinmez anlamında kullandıkları bir tabirdir. Biz ise mutlak gayb derken Allah Azze ve Celle'nin zatını kastederiz. Bize göre Allah Teala'nın zatının haricinde o da Kur'an'da zaten esma-i ilahilerle anlattığı kadarıyla, kendisini vasfettiği kadarıyla zaten tanıyabiliriz. Gerçek manada bilinmeyen, bilinemeyecek olan tek gayb vardır, o da Zat-ı Teala'nın kendisidir. Onun haricinde gayb diye bir hususiyet söz konusu değildir. Yani bilinmez anlamında değildir. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir nimeti Allah-u Teala bizlere ihsan etmiş. Kur'an-ı Azimüşşan'ın geçmişe, geleceğe, şimdiye bakan birçok yönleri ve hususiyetleri var. Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ne demiş? Demiş ki biz hiçbir eksik bırakmadık, her şeyi bu kitapta yazdık. Yani bir Müslümana, bir insana, bir mümine hayatı boyunca lazım olacak bütün bilgiler
Kur'an-ı Azimüşşan da mevcuttur. Mesele nedir? Mesele bu özelliğini, yani Kur'an-ı Azimüşşan'da görebilecek donanımla Müslümanlar ne kadar haizdir meselesi aslında. Bu donanıma her Müslüman sahip olmadığından dolayı da bu ayet-i kerimede anlatılmak istenen ince manalar da ne yapılmış? Anlaşılamamış. Biz bu ayetlerden dolayı biliyoruz ki gayb diye bir hususiyet söz konusu değildir. Bu kitap gelecekten de bahsetmiş, geçmişten bahsettiği gibi. Birçok örnekleri vardır. Anlatabildim mi? Kur'an-ı Azimüşşan'daki gönül bağı kurup da bu yönlerini görebilen bir insanın, insanların gayb zannettiği veya gelecektir diye atfettikleri birçok bilgileri sunduklarını bizler ne yaparız? Tarihen görürüz. Böyle şahsiyetler vardır. Bunların işte hiçbirisi aslında gayb kategorisinde değerlendirilecek şeyler değildir. Ama insanların umumuna, geneline kapalı bilgiler olduğundan dolayı gayb tabirini kullanıyoruz bizler. Anlatabildim mi? Çünkü gayb normalde baktığınız zaman görünmeyen, bilinmeyen demektir. Ama bunun da birçok çeşit ve safhaları vardır. Yani senin görmediğin, bilmediğin bir bilgi başka birine açık olabilir. Sana gayb olan bir mesele başka birine gayb olmayabilir. İlimlerle, ilmi branşlarla, bilgilerle başkalarına gayb olan meseleler bir başkasına açık hale gelebilir. Meteorolojide olduğu gibi. Anlayabildiniz mi? Yani bugün yağmurun ne zaman yağacağını insanlar tahmin edebilirler mi? En iyi ihtimalle tahminde bulunurlar. O da tutturamazlar. Ama meteoroloji ne yapıyor? İlmi verilerle, teknolojiyle, değil mi? Tetkikler yapıyor, analizler yapıyor. Onlar da tahmin yapıyor. Ama onların tahmini %100'e yakın tahminler haline geliyor. Burada fark nedir? Senin bilemeyip de onları bilmesini sağlayan işte ilim ve branşlardır. O bilgidir. Kullanılan malzemelerdir. Aynı bunun gibi. Normalde baktığın zaman aslında her iki kesimede yağmurun ne zaman yağacağı muallaklı, kapalı, gaybi bir bilgi. Ama bak biri bilgi yöntemleriyle, teknoloji yöntemleriyle, ilimle bilinmeyeni çözümleyebiliyor. Anlayabildiniz mi? Öbüründe o veriler yok, onun için çözümleyemiyor. Tahmin ve zandan öteye gidemiyor. Birisi tahmini biraz daha kuvvetlendiriyor. Anladınız mı? Bak böyle farklılıklar vardır. İşte bunlara baktığınız zaman bilinebilir gayb açısından ilimin, bilimin, bilginin konumu önemlidir gençler. Bu hususlardan dolayı diyoruz ki işte birilerine gayb olan bir mesele başka birine açık olabilir. Gayb kelime itibariyle çünkü görünmeyen, bilinmeyenleri kasteden bir cümle olduğundan dolayı aslında birçok böyle detaya indiğiniz zaman tanımlamaları mevcuttur. Yani yüzünüz bana dönük, beni şu an görüyorsunuz. Arkanızı döndüğünüz zaman ben size gayb olmuş oluyorum işte. Bu bile gayba girer. Göremediğiniz bir pozisyona geçtiği zaman. Görülmediğinden dolayı. Bu tarz kelimenin tanımlama özellikleri vardır. Anlayabildiniz mi? Onun için geniş bir meseledir. İslam tarihinde de en çok ulemanın genelde üzerinde tartıştığı meselelerden, konuştuğu meselelerdendir bu mevzu. Ama dediğim gibi onlarla biz bazı noktalarda ayrılıyoruz. Bize göre Allah-u Teala'nın dediğim gibi zatının haricinde mutlak bir gayb söz konusu değil. Geri kalan gaybların hepsi bilinebilir gaybın içerisine dahildir. Bilinebilir dememizdeki en büyük sebep ise Kur'an-ı Azimüşşan'daki işte o geçen ayetten dolayı.
Ha bu herkes için mi geçerlidir? Hayır. İşte Kur'an'ın bu yönlerini görebilenlere açıktır. Bu manada da diğer insanlara elbette ki o mevzular nedir? Gayiptir. İlmi ve bilgi farkını örneğe vermemdeki sebep bu. Meteorolojideki örneğe vermemdeki sebep bu. Uzatmayalım. İşte şimdi kehanet denilen tanım gençler, kısacası kehaneti de işte gayipten haber verme, işte gelecekten haber verme gibi bir mana yüklenildiğinden dolayı gaybı da bazı ayetlerde ifade eden yalnızca Allah bilir ifadesinden dolayı da efendim bu tarz geleceğe yönelik veya bilinmeyen şeylere yönelik haber verenleri ne yapmışlar? Tarihi süreçte ve tarihen kehanetle suçlamışlar. Anlatabildim mi? Yani bu perspektiften bakmışlar sadece meseleyi. Oysa bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kullanmış olduğu hadisteki bu kahin kehanet meselesinin bayağı bildiğiniz cinlerden, şeytanlardan haber alma yetilerine sahip olanları kastettiğini ne yapıyoruz? Biliyoruz aslında. Anlatabildim mi? Kur'an-ı Azimüşşan'ın üzerinden, Kur'an ayetleri üzerinden veya gaybi bilgilere aşina olan kişilerin bir sırrı ilahiyi, bir hikmeti ilahiyi açıklamak için verdikleri bilgiler, geleceğe yönelik veya bilinmeyen şeylere yönelik verdikleri bilgiler kehanet kategorilerinde değerlendirilecek bilgiler değildir. Tarihi süreçte işte yapılan hata bu olmuştur. Kehanetin kısaca haber verme, bilinmeyeni söyleme gibi bir tanımı yapıldığından dolayı, oradaki o ince nüanslar gözden kaçtığından dolayı, anlatabildim mi? Bu sefer Kur'an ayetlerindeki hikmetleri söyleyenler, Kur'an ayetleri üzerinden gelecekten haber veren insanlar da kehanetle ne yapılmış? Cahiller tarafından itham edilmiştir. Bunlar birbirinden çok farklı şeylerdir. Çünkü gerek efendim sahabe-i güzün hazaratı, gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, gerekse İslam tarihindeki nice büyük veli ve alim şahsiyetlerin hayatlarında bizim bu söylediğimiz meseleyi destekleyecek nice nice örnekler vardır. İbn Arabi'nin mesela gençler, Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan 78 yıl evvelinde, ortada Osmanlı yokken ya, 78 yıl öncesinden, 80 yıl öncesinden Şecret-i Numaniye fi Devlet-i Ali Osmaniye ismiyle bir eseri vardır. Yani Osmanlı devleti adıyla bir devletin kurulacağını anlattığı risalesi vardır. Risale yazmıştır. Daha ortada öyle bir devlet yok. Öyle bir devletin adı bile anılmıyor. Bu risaleden 80 yıl sonra öyle bir devlet kurulmaya başlanmıştır. Anlatabildim mi? İşte bizler kehanet kavramıyla gayb, gaybi bilgiler, Kur'an'daki sırrı ilahiler ve bunları bilen kullar, bu tarz meseleleri birbirinden ayırmayı bilemezsek, Baba Manga mıdır, Magamanda mıdır, nedir, bir Roman miydi? Kahin diyorlar. Onunla bakın, İbn Arabi'yi aynı kategoriye koymuş olursunuz. Onun gibi insanlarla, İbn Arabi gibi şahsiyetleri aynı kefeye koymuş olursunuz. Baktığınız zaman mantıken, görünürde yapılan şey aynı şey. İkisi de gelecekten haber veriyor. Ama burada önemli olan nokta neresidir? Kaynaklardır. Birinin kaynağı zanni kaynaklardır. Veya diğer ifadeyle Kur'an'ın men etmiş olduğu işte cinlerden haber alma gibi kavramlardır. Kur'an bunları men etmiştir. Yani görünmeyen, sözde ruhani diye telakki edilen bazı güçler, bazı varlıklardan edinilen bilgilerle
bu kehanetlerde bulunuyorlar. Bu çok farklı bir şeydir. Kur'an-ı Azimüşşan'daki anlatılan ifadelerin sırlarına vakıf olup o ayetlerin bir nevi izahatı olan şeyleri deşifre etmek, anlatmak ise birbirinden çok farklı şeylerdir. Nostradamus, kahin, örnek. Eğer bu kavram, bu ayrımı yapmayı bilmezseniz, işte Nostradamus kahindi, haber verdi. Kafir. Misal. İşte akaid dersindeyiz ya, onun için diyorum. Şimdi böyle bir hüküm var. İşte bu ince ayrıntıyı yapmazsanız işte bunun üzerinden kalkıp siz İbn-i Arabi'ye de kafir dersiniz. Akşemseddin'e kafir dersiniz. Hacı Bayram'a kafir dersiniz. Değil mi? Hazreti Ebu Bekir'e kafir dersiniz. Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekan kafir dersiniz. Ne de? Şimdi diyorsunuz, düşünüyorsunuz ya niye acaba bunlara kafir deniyor? Çünkü bunların her birisi Kur'an üzerinden gelecekten haber veren insanlar. Anlayabildiniz mi? Rum suresinde, Rum suresinin tefsirlerinde büyüklere yapmış olduğumuz derslerde anlatmıştık. Gençler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'de tebliğe başladığı dönemlerde Bizanslılarla İranlılar arasında bir savaş var biliyorsunuz. Bizanslılar normalde Hristiyan, İranlılar da Mecusi o dönem. İranlılar Bizanslıları yeniyorlar. Bundan dolayı Kabe müşrikleri Müslümanlara sataşıyorlar. Yani bu vaka üzerinden sataşmalarda bulunuyorlar. Diyorlar ki bakın bizler de sizi yeneriz. Çünkü onlar Hristiyan ilahi bir din, yani semavi bir din ya. Mecusiler de putperest hükmünde. İranlılar onları yenince şimdi Kabe müşrikleri de Müslümanlara böyle gözdağı veriyorlar. Diyorlar ki bakın onlar da ilahi din iddiasında bulunuyorlardı ama bak putperestler yani Mecusiler tarafından yenildiler. Bak şimdi siz de ilahi bir din davası gidiyorsunuz. Ayağınızı denge alın bak sizi harcarız demeye getiriyorlar. İranlıların, Bizanslıları yendiği gibi biz de sizi yeneriz. Böyle sataşmalar yapıyorlar. İşte o dönemlerde inen bir ayettir bu. Rum suresinin ilk ayetleri. Allah-u Teala orada Rumların yani Bizanslıların yenildiğinden bahseder. Ama birkaç yıl içerisinde Rumların tekrar Mecusileri, İranlıları yeneceğini söyler. Ayetler. Anlayabildiniz mi? Gelecekten haber veriyor yani. Bu ayetler iniyor. Bu ayetler inince işte böyle sataşmaların olduğu bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da müşriklerden bir tanesiyle böyle cederleşiyorlar. Bu ayetten dolayı da şey diyor ki Hazreti Ebu Bekir diyor ki istersen diyor iddiaya girelim diyor. Birkaç yıl içerisinde yani 3 yıl içerisinde daha doğrusu Hazreti Ebu Bekir öyle diyor. 3 yıl içerisinde diyor Rumlar diyor savaşacaklar diyor tekrar diyor İranlılarla. İranlılar diyor yerle bir edecekler diyor. Müşrikler iddialaşıyorlar. Bir rivayette 10 deve mi ne herhalde. Öyle bir şey. Üzerine iddialaşıyorlar. Durumu Resulullah'a bildiriyor. Resulullah'a durumu bildirince Allah Resulü diyor ki git diyor develerin diyor meblağını artır ve diyor oradaki diyor 3 yıl değil diyor. Şimdi birkaç yıl cümlesi geçtiği için kapalı bir cümle. Oradaki diyor kasıt diyor 9 yıl. 9 yıl içinde de diyor. Anlaşmanın diyor böyle yap. Gidiyor tekrar Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Efendim adam kabul ediyor. Develeri artırıyorlar. İşte adeti artırıyorlar. İddianın adetini. Ondan sonra cima
Diyor ki 9 yıl içerisinde. Anlaşıyorlar. Uzatmayalım. Daha sonra işte hicret vakası zuhur ediyor. Bunlar Medine'ye geliyorlar. Efendim, nitekim 9 yıl sonra gerçekten de Bizans, İran bir daha savaşıyorlar. Bu sefer Bizans, İran'ı yeniyor. İddiayı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kazanmış oluyor. Sonradan rivayetlere bizler baktığımız zaman kişiden bu iddianın karşılığı olan işte develerin alındığı bilgilerine bizler rastlıyoruz. Şimdi iddia haram değil mi sormayın şu an. İddia elbette ki haramdır. Ama bu gaybi bir hikmeti, yani dinin bak bir inceliğini, Allah'ın bir hikmetini, peygamberin risaletinin doğruluğunu bir nevi tasdik amaç, bu gayretlerle yapılan bakın bir şeydir bu. Bir nevi cihat hükmündedir. Bak burada böyle bir incelik vardır. Kur'an üzerinden, Kur'an'ın ahkamını, Kur'an'ın doğruluğunu tasdik eden içeriklerini deşifre etmek, insanlara bildirmek, geleceğinden haber vermek ve yıllar sonra o zuhuratların gerçekleşmesi ne oluyor? Bir nevi Kur'an'ın doğruluğunu tasdiktir. Onu getiren peygamberin doğruluğunu bir nevi tasdiktir. Noktasından baktığımız zaman bu tarz bilgiler veren insanların bu niyetlerle yapıyorlarsa yaptıkları bu tarz şeyler aslında cihat hükmünde olan şeylerdir. Çünkü kendi payelerine bir şey söz konusu değildir. Anlatabildim mi? Kendi nefislerine burada bakan bir boyut söz konusu değildir. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. İkincisi iddia, kumar tarzı yani bu tarz şeylerin daha haramlığıyla alakalı ayetler o dönem inmemişti. Anlatabildim mi? Bir hikmet de bunun budur. O ayrı bir mevzu. Şimdi diyeceğim ne? Kur'an'ın mesela bak bu yönü. Oradaki o kapalı cümleyi, bak herkesin anlayamadığı cümleyi aslında birkaç yıl cümlesinde bak 9 yıl saklıymış. Resulullah onu biliyor. Bak herkese açık değil. Resulullah ne diyor? Diyor ki o diyor 9 yıl oradaki kazdı. Şimdi deşifre ediyor. Oradaki bilgiyi aşikar hale getiriyor. Kapallığı açıyor yani Resulullah. 9 yıl sonra gerçekten ayetin dediği zuhur ediyor. Tam tersi bir durum zuhur etti. Tarihe. Anlatabildim mi? Ve iddiayı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kazandı. İşte Kur'an'ın böyle geleceğe bakan bir sürü ifadeleri ve ayetleri var. İşte bu ayetlerle yine aynı bak surenin, Rum suresinin ilk ayetleri. Bu ayetlerin zaten tefsiri niteliğinde bir nevi. İşte İbn Arabi Osmanlı Devleti'ni yazarken bu ayetlerdeki sırrı deşifre etmiştir. Bu ayetlerdeki bir sır da budur. Zaten bunu da Risale'nin girişinde anlatmıştır. Demiştir ki bu ayetleri okudum ve dedim ki ya Rabbi bu ayetlerde zamanımıza bakan başka sır ve hikmetler var mı geçmişteki gibi? Anlayabildiniz mi? Ve bu bilgiler diyor aşikar oldu. Baktım ki Rumların konumunda o bölgelerde hakim olacak Türkler, Bizanslıların topraklarına yani hakim olacak Türkler var. Böyle bir devlet var. Ve başlıyor bu Risale'yi yazmaya işte incelikle. İsim isim yazmıştır gençler. Kodlama yapmıştır. Padişahların adına kadar. Anlayabildiniz mi? Şifreleme yöntemiyle. Mesela sın, şın, Yavuz Sultan Selim, Şam'ı fethedecek, tarih vermiştir. Sın, şına girdiğinde gibi ifadeler kullanmıştır. Anlayabildiniz mi? Sın, şına girdiğinde filanca tarihte işte benim mezarım aşikar olacak gibi cümleler kullanmış. Gerçekten de Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor. Şam'ı fethettikten sonra onun mezarı aşikar oldu İbn Arabi'nin. Anlatabildim mi? Çünkü o zamana kadar bilinmiyordu yeri. Uzatmayalım. Bunun gibi mesela bakın ta Osmanlı Devleti ortada yokken
Kalkıyor böyle bir risale yazıyor. Fazıl Sultan Mehmet Han'ın isimlerini mesela şifrelemiş. İstanbul'un fethedileceği tarihi yazmış. Aynı risalede. Şimdi bunlar işte kehanetle Kur'an'daki ilmi hikmetleri içeriklerini anlatmanın aynı kategoriye koyarsan işte Nostradamus kafirdi, İbn Arabi de kafirdir deriz. Böyle bir hata sergilemiş olur. Oysa birisi Allah-u Teala'nın yazmış olduğu, bildirmiş olduğu bir bilgiye haiz. O bilgiyi görüyor. Evet, başkaları göremiyor. Bu manada başkalarına gayb olan bir bilgi kendisinin ilmi ve bilimsel gelişiminden dolayı, konumundan dolayı aşikar oluyor. Meteoroloji örneğini hatırlayın. Ona aşikar olduğu için onun için bir gayb söz konusu değil. Haber verin. Ona gayb değil yani. Diğerlerine gayb olan bir mevzu. Nostradamus gibileri ne yapıyor? Onlar da gaybden, gelecekten sözde haberler veriyorlar. Ama verdikleri haberlerdeki kaynaklara bakıyorsun. Şeytanlar, cinler. Bu insanlar onlarla irtibatta olduklarını ister bilsinler ister bilmesinler. Burada illa o varlıkları görüyor görmüyor kısmı önemli değil. Bugün altıncı his diye günümüzde gençler duymuş olduğunuz sözlerin veya fal bakar. Kahve falları özellikle. Efendim bakan insanların bakın konuşmalarına dikkat edin. Bir şey görmezler. Yani yanlarına gelip giden tabiri caizse cinleri, şeytanları bu insanların çoğusu görmez. Ama söyledikleri sözlerin birçoklarının tuttuğunu görürsün. Sorduğunuzda nasıl bakıyorsunuz diye ben ne derler? Söyledikleri sözler genelde aynıdır. Ya küçüklüğümüzden beri bizde böyle bir sezgi yönümüz vardı. İşte kahveye bakarken de nasıl oluyor bilmiyorum ama odaklanıyorum. Kalbimden böyle geliyor, içimden geliyor bu tarz sözler. İşte altıncı his diyoruz. Şeytan o bilgileri tıkır 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 bizim işte kalpte heva dediğimiz noktaya onları bırakıyor. O bilgileri. O da kendim buluyorum, kendim uyduruyorum, kendim bunları üretiyorum zannediyor. Burada yani illa görmesi şart değil yani var. Bunlar yani her birisi birbirinden farklı şeylerdir, kavramlardır. Yani bunun gibi örnekler mevcut. İşte Fatih Sultan Mehmet'in mesela Beldetün Tayyibetün ayet-i kerimesinden dolayı yapmış olduğu hesaplamayla Konstantiniyye'yi kendisinin fethedeceğini anlıyor. 1453 yılında bu fethin gerçekleşeceğini anlıyor. Hocasını çağırıyor Akşemseddin'i. Hatta diyor ki efendim diyor bir bakın diyor. Doğru mu diyor hesaplamışım. O da diyor ki doğru hesaplamışsın. İnşallah sana diyor nasip olacak. Bu tarz bakın vakalar birbirinden çok farklı vakalar. Kur'an'daki bakın ilmi hikmetler. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın nasıl ki lafızlarını, kelimelerini, manalarını anlayabilmek için geliştirilen tefsirde, tefsir ilimlerinde metotlardan bir tanesi nedir? Gramerdir. Değil mi? Belagattır, fesahattır, meanidir, irabdır. Bunlar nasıl şartsa, tefsirinde bir etki ise bunlar, o ayetlerin anlatmaya çalıştığı şeylere giden yollardan, o ifadeleri açığa çıkaran, gerekli olan materyallerden birisi bunlar olduğu gibi hadislerde diğer bir materyaldir. Bilimsel ve ilimsel verilerde diğer bir materyaldir. Yani birçok böyle materyali vardır o ayetleri anlayabilmek için. Gerekli olan ilim branşlar gerektirir. Birçok böyle. İşte Kur'an'ın izahatı anlamında Kur'an'ın bazı yönleri vardır. Gerçekten bizim ilmi cifir dediğimiz veya huruf ilimleri dediğimiz ilimlerle bilenler ancak o yönlerini görürler Kur'an-ı Kerim. Bu ilmi bilmeyen Kur'an'ın o yönlerini göremez. İstediği kadar tefsir alimi olsun. O ilmi bilmiyorsa zamanının isterse en büyük tefsir alimi olsun.
o ayetlerdeki öbürünün gördüğü şeyi göremez. İlmi Cifir'in mesela en düşük düzeydeki ilmin, yani birinci basamağı diyebileceğimiz Ebced denilen şeydir, sistemdir. Bir nevi matematiksel sistemdir. Bu da zaten Osmanlı medreselerinde işin doğrusu öğretilirdi. Edebiyatta kullanılan bir şeydir. Edebiyatta tarih düşürmelerde kullanılırdı eskiden. Yani birçok ilim dallarında bunlar kullanılırdı. Bu da ayrı bir mevzu. Anlatabildim mi? Şimdi bakıyorsun işte Hacı Bayram'a, Akşemseddin Hazretleri'ne, efendim Fatih'e, Cennet Mekan. Ve onlar da mesela bu tarz bir nevi gaybi bilgileri ne yapmışlar? Deşifre etmişler. Değil mi? Bunun gibi böyle tarihimizde örnekler çok gençler. İşte bizler klasikte anlatıldığı gibi kahine gitmek, inanmak, işte kahin, tanım, gaybden haber veren, gelecekten haber veren deyip de işte bunu yapan da küfür işlemiş olur. Bu iddiayı sergileyen, bu adam, bunu tasdik edenler de tasdik ettikleri zaman küfür sergilemiş olur. Hükmünü akaid eserlerinde işte okuyup da buradaki o ince nüansları görmeyen insanlar gaybden haber veren veya ileriye yönelik analizlerde bulunan. Bugün analistler var değil mi? Siyaset bilimi denen bir ilim dalı var. Savaş stratejileri uzmanları denilen uzmanlar var. Değil mi? Adamlar mesela bir ay sonrasına analiz yapıyor. Bir ay sonra adamın yapmış olduğu analiz tutuyor. Bak bunların her birini ilmi ve branşları açısından, yani çünkü birçok şey sana kapalı olan şey, o adamlara açık bilgileri var çünkü. O konuda ihtisas sahibi. İşte farkına varmadan her böyle gelecekten haber veren, yorum yapan, buna meteoroloji de dahil, herkese küfürle itham etmeye başlarsınız. Kafir damgası vurmaya başlarsınız. Anlayabildiniz mi? Nitekim bazı işte akaiddeki bu incelikleri göremeyip de günümüzde bu tarz bilgileri ifade eden herkese kafir damgası vuranlar illaki denk gelmiştirsiniz. Mevcut olduğu gibi bazı cahiller var öyle, hala günümüzde. Yani kısacası bu meselede dikkat etmeniz gereken neymiş? Gaybın çeşitleri, ki özellikle gaybla alakalı bilgileri veren kişilerin bulundukları konumlar, yani Kur'an ilimlerine, Kur'an'a, dine bağlılıkları ve din ilimlerine ne kadar vakıf olup olmadıkları da aslında orantılı şeyler. Anlatabildim mi? Kur'an üzerinden, Kur'an-ı Kerim'in bir kapalı manasını izah etme anlamında bilgiler, verilen bilgiler kehanet gibi gruplarda kesinlikle değerlendirilecek şeyler değildir. Bu tarz bilgiler veren insanlara da kahin denmez. Anlatabildim mi? Bunları diyenler, bunların arasındaki devasa farkları görmeyen insanlardır. Burada böyle incelikler vardır. Bunlar birbirinden çok farklı şeylerdir. Kaldı ki o Mendeller sohbetini hatırlarsanız, maddenin bir enerji boyutundan bahsettiğim sohbetleri, yapısından bahsetmiştim. İşte duvardan görme, tastan görme meselelerinde, işte kehanetle alakalı olduğu için söylüyorum. İşte orada işte o görme, etme, oradaki onların her biri, bir bakımların her birisi birer bilgidir. İşte orada o vakaların işte arka planında, yani kahin konumundakilerin arka planında irtibat çeşitleri farklılık arz eder. Kimileri irtibatta olduğu varlıkları görür, kimileri görmez, sadece duyar, kimileri duymaz. İşte biraz evvel fal örneğinde verdiğim gibi işte hissi anlamda algılarlar. Yani birçok böyle boyutlarda var. Oralara da girmiyorum. Anlatabildim mi? Çünkü konu o değil. Oraya girersek şimdi upuzun mevzular anlatmam lazım. Ama Mendeller o sohbetlerde de demiştim, tehlikelidir. Mendel denilen şeyler, Mendel tarzı bakımların her birisi tehlikeli şeylerdir. Genelde de hep şeytani gruplar işin içerisine dahildir.
Havas eserlerinde işte kulak daveti tarzında mesela anlatılan davetnameler, bu tarz geçen davet bilgilerindeki ifadeler bile her birisi bizlerin Mendel diye zikretmiş olduğumuz gruplara dahil. İşte kulak daveti diye geçen şey ise sadece işte görmüyor kişi, sesini işitiyor. Gelen var. Anlatabildim mi? Oysa bu tarz işte Mendellerde kişilerle irtibat kuranlar kesinlikle şeytani olan gruplardır. Anlatabildim mi? Onun için bu tarz işlerle uğraşanların ekstra dikkatler sergilemesi lazım. İmanları zede görmemesi için. Uzak durmaları lazım.